rahmeti, bereketi, her şeyi ve herkesi kuşatan Allah'ın El-Musavviri ismiyle sizlere merhabalar diyoruz. İçel TV Klas Radyo'nun siz sevgili seyircileri ve dinleyicileri, sizleri selamlar. En kalbi muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı sizlere arz ediyoruz. Mersin İl Müftülüğümüz tarafından hazırlayıp sunduğumuz Rahmetten Damlalar programına başlarken hayırlı vakitler, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller diliyoruz. Biz bugün insanoğlunun en değerli zamanını olan o kutlu zamanları ve 3 aylar olan Recep, Şaban, Ramazan'ı konuşmak üzere bugün stüdyomuza konuk ettiğimiz Sorosay İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocalarımızdan Hafize Aktaş Hoca Hanım'la bu kutlu zaman dilimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız Sayın Hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Hayırlı kandiller diliyoruz hocam. Bu güzel günleri, bu güzel önümüzde Allah-u Teala'nın bize fırsat olarak değerlendirmemiz açısından bize bahşetmiş olduğu güzel günleri inşallah sizlerle konuşalım. Bakalım Rabbil Alemin bu güzel fırsat günlerde daha neler yapabilirsek Rabbimize yanaşabiliriz ve onun rızasını kazanabiliriz diyoruz hocam. Hocam biliyoruz ki hayat su gibi akıp gitmektedir. Geçmişi bir daha döndüremeyiz. Gelecekten de Allah-u Teala bize herhangi bir haber, herhangi bir tiyo vermemiştir. Bilemiyoruz ne zaman, ne kadar yaşayacağız. Ama bugünlerimizi değerlendirmemiz açısından ve bugünleri değerlendirirken muhakkak ki çok güzel bir zaman dilimlerinin içerisine de giriyoruz ki bunun içerisinde biz bu dünden beri girmiş olduk. Çünkü dün Regaib Kandili'ydi ve tanımladığımız üzere Recep'in birinci günüydü. Recep'in birinci günün ertesi günde denk gelen Regaib Kandili'ni kutladık. Biz sevgili seyircilerimize 3 aylar hakkında bilgi verecek olursak bu zamanı haberdar edebilmek için neler söyleyebiliriz? Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Dün Regaib Kandili'ni kutladık, idrak etmeye çalıştık sizin de ifade ettiğiniz gibi. Herkesin kandili de mübarek olsun. 3 aylar inşallah bütün İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirsin diyorum. 3 aylar diye ifade ettiğimiz dini geleneğimizde bu ifade olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen isimlerdir. Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimiz rahmetinin de bir gereği olarak insanlar arasında özel insanlar, peygamberler gibi özel insanlar yaratmıştır. Mekanlar arasında özel mekanlar yaratmıştır. Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa gibi özel mekanlar yaratmıştır. İşte zaman dilimleri arasında da özel zamanlar yaratmıştır Allah-u Teala. Bu özel zamanlardan bir tanesi de işte 3 aylar dediğimiz aylardır. Bunların dışında Arefe günleri ve geceleri, bayram günleri ve geceleri, Cuma günü ve geceleri de bizler için birer özel zamanlardır, birer fırsatlardır. Biz bugün 3 ayları konuşacağız. Recep, Şaban ve Ramazan ayları 3 aylar dedik. Bunlar kameri ayların 7. 8. ve 9. aylarıdır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların büyük bir önemi var dedik. Bu aylar içerisinde, bu aylar bize neden manevi iklim olarak sunuluyor? Buna baktığımızda bu aylar içerisinde mübarek geceler vardır. İşte ilkini idrak ettiğimiz, dün gece idrak ettiğimiz Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili olarak bizler kutluyoruz. Recep ayının yine 27. gecesinde Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Miraç'a çıktığı geceyi anmak için Miraç Kandili'ni kutluyoruz. Daha sonrasında 3 ayların ikincisi Şaban ayı gelmekte. Bu Şaban ayının 15. gecesinde de bizler Berat Kandili'ni kutluyoruz. Ve son ay 11 ayın sultanı, 3. mübarek 3 aylar, 3 ayların 3.'sü Ramazan ayında da biz oruç ayı, bunun da 27. gecesinde de Kadir gecesini ihya ediyoruz. Bu 3 aylar bizim açımızdan neden önemli? Bunlar bizlere neyi ifade ediyor? Bütün dünya sıkıntıları, meşguliyetleri içerisinde biz Rabbimizi ve dünyaya neden geldiğimizi unutabiliyoruz zaman zaman. Bunlar bize birer trafik sanki lambaları gibi bir işaret, bir ikaz olarak görebiliriz. Dünya meşguliyeti içinde unutuyoruz. Bunlar bize Rabbimizi daha çok hatırlatıyor. Ona daha çok yaklaşabilmemizi, onu hatırlayabilmemizi, kulluğumuzu daha iyi yapabilmemizi, ahiret yurduna,
o ebedi yurdumuza daha iyi hazırlanabilmemizi, ahiret yurdunu kazanabilmemizi vesile olan zaman dilimleridir. Yani bir fırsat dilimleri olarak da diyebiliriz. Çünkü bize aniden Allah-u Teala bir sebeple bu güzel günleri yaşadığımız takdirde ihlasımızla o ibadetlerimizi daha çok bir şekilde bizim hanemize yazabiliyor. Evet hocam. Hı hı. Üç aylar söylemekle aslında bitiremiyoruz. Biz sadece burada belki de bir kısmını ifade edeceğiz. Hı hı. Recep ayını şöyle bir benzetme yaparsak, alimler bir benzetme yapmışlar. Recep ayı ekme ayıdır. Evet, Şaban ayı sulama, Ramazan ayı da hasat mevsimidir. Hı hı. Ekmeyen ve ektiğini de sulamayan bir insan hasat mevsimi geldiğinde ne yapar? Hüsrana uğrar. Hı hı. Biz de hüsrana uğrayanlardan olmamak için, Ramazan'a hazırlığımızı güzel yapabilmek için Recep ayından başlamamız gerekiyor bu ekmeye, sulamaya ve sonunda hasadımızı alabilmek için. İnşallah biz Ramazan'ı konuşacağız. Allah izin verirse Ramazan'da da programlarımız devam edecek ihlasla inşallah. Ama bunlar hepsi Ramazan'a birer hazırlık olduğundan dolayı biz hem bedeni hem de nefsi talim de ettirmiş oluruz. Bir nevi terbiye de etmiş oluruz. Oruca, zikire, Kur'an'a, değil mi Sayın Hocam? Evet, bunlar hocam. Birer inşallah Ramazan'a bir hazırlık da diyebiliriz. Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bir hazırlık ve hem nefsimiz, ruhumuz hazırlığa başlıyor hem de bedenimiz hazırlıkta bize kolaylık sağlıyor. Ramazan'a daha iyi, Ramazan'daki ibadetlerimizi bize kolaylaştırıyor. Peygamber Efendimiz her zaman bize örnek. Üç aylar dediğimiz zaman hemen Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'ı ve sünneti biz örnek alıyoruz. Hı hı. Efendimiz üç aylar girdiğinde hani ne yapardı, nasıl geçirirdi? İbadetlerini diğer günlere göre daha çok arttırırdı. Hı hı. Ve gündüzlerini oruçla geçirir. Gecelerinde tövbe ve istiğfarla, namazlar, evet, ve Kur'an-ı Kerim okuyarak devam ettirirdi. Yine bu aylarda Peygamber Efendimizin cömertliğinin zirveye çıktığı zaman dilimleriydi. Sadakalarını, sadaka vermeyi arttırırdı. Biz de Peygamber Efendimizin yaptığı gibi devam etmeliyiz bu aylarda. Peygamber Efendimiz Recep ayı için, 3 ayların ilki olan Recep ayı için şöyle diyor. Recep ayına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek eyle, bizleri Ramazan ayına ulaştır. Amin diyoruz. Efendimizin duasıyla bizler de dua edelim. Recep ayına girdik. 3. günündeyiz inşallah. Şaban ayında ve devamında Ramazan'a da ulaşabilmeyi nasip eylesin Rabbim inşallah. Recep ayı içerisinde neden Recep ayı önemli? 2 tane kandil gecesi var dedik. Evet, Regaib ve Miraç kandilleri. Hı hı. Daha sonraki Şaban ayı hakkında da Peygamber Efendimizin şöyle rivayeti var. Bu ay benim ayımdır. Çünkü bu ayda amellerim Rabbime yükseltilir, hı hı, buyuruyor. Hazreti Ayşe sorduğunda da Şaban ayında neden çokça oruçlu geçiriyorsun dediğinde de ben oruçlu olarak amellerimin Rabbime arz olunmasını isterim diye Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Hı hı. Ramazan ayından sonra, Ramazan ayı zaten biliyoruz oruç ayımız, farz, evet, olan orucun, hı hı, tutulduğu bir ay. Bu Ramazan ayındaki oruç dışında Recep ve Şaban ayındaki oruçlar en faziletli oruçlar Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Şaban ayı da Peygamber Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay diye ifade ediliyor. Bunu soran sahabelerden Üsame'ye Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Şaban ayı Recep ile Ramazan ayı arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır diyor. Halbuki o içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a arz olunmasını istediğim için çokça oruç tutuyorum Şaban ayında diye ifade ediyor. Manevi bir bahar mevsimi diyoruz. 3 aylara böyle ifade ediyoruz. Sanki bir kış, sonbahar ve kıştan, hı hı, sonra bizim manevi hayatımızı çiçek açtırıyor. Evet, evet, yenileniyor. Ağaçlar çiçek açarak yenilendiği, meyveye hazırlandığı gibi biz de işte 3 aylarımız, manevi baharımız. Bu Recep ayını biraz önce ifade ettik. Ekme ayı burada ekersek Şaban, hı hı, ayında da onu daha çok, Peygamber Efendimizin de hani oruçlarını daha çok tutarmış. O ayda da daha çoğaltarak gittiğimizde arada bir gafil olma durumu olmasın diyor. Biraz önce de ifade etmiştik ya.
Recep, Ramazan'la Şaban ayı, Recep ve Şaban ayı arasında olan gafil olduğu bir ay demişti. Burada gafil olmayın. Recep'e bu huşu ve güzellikle girdik. Regaib kandilini idrak ederek girdik. Bu azalarak devam etmesin, çoğalarak devam etsin. Efendimiz bunu ifade ediyor. Hocam bizler kandile girdiğimiz zaman, kandillere rastlayan gecelerde fark ediyoruz ki o gün sanki atmosfer farklı bir şekilde hissediliyor. O gün duygular daha da çok maneviyat yönünden hassaslaşıyor. Ve bunu adeta hemen hemen herkesin üzerinde görebiliyoruz. Camilerde yankılanan, ezanlardaki o anda duyulan hisler de gerçekten çok maneviyatta ihlaslı oluyor. Mevlitlerimiz, Kur'an kursları da olsun, çeşitli yerlerde yapılan güzel merasimler bu duygularımızı daha da pekiştiriyor. Kandil geceleri kavramını biz algılayacak olursak daha nasıl derinden hissedebiliriz? Ayrıca bu isterseniz bu soruya cevap vermeden önce siz oruçtan bahsettiniz hocam. Oruca niyet alırken sevgili seyircilerimiz muhakkak ki kazası olan kişiler ilk önce kazaya odaklanmaları gerekiyor. Kazayı tutmaları gerekiyor. Nafile muhakkak ki çok güzel Allah-u Teala'ya yaklaşılan bir ibadetlerdir. Onun rızasına nail olmaktayız. Ama ilk önce farz olan ibadetlerimizin kazası da bizim üzerimizde farzdır. Biz kaza orucuna niyetlenirken nasıl bir niyet getirmemiz gerekiyor? Sevgili seyircilerimize istersen bundan sonra öbür soruya geçebiliriz. Evet, bu aylar bizim için bir fırsattı. Oruçla değerlendirirken Peygamber Efendimizin yaptığı gibi biz kaza oruçlarımıza niyet ederken Allah'ım geçirmiş olduğum Ramazan ayında tutamadığım orucu niyet ettim, kaza orucum niyetine diyebiliriz. Hı hı. Yani bu ayların hürmetine, bu ayda tuttuğumuz için aslında hem bu ayın sevabına da nail olmaktayız, hem kazalarımızı yerine getirmiş oluruz. Bu aya hürmete en son kazaya kalan hak orucumu veya Ramazan orucumu tutmaya diye niyet alıyoruz. Evet, böyle niyet edebiliriz. Bazen söylediğinizde şöyle bir şey aklıma geldi. Bu aylarda diyelim dün kandildi ya da önümüzde kandiller olacak. Kandil için bu ayda işte nafile bir oruç tutalım. Ama kaza orucu niyetine tutulduğu zaman sadece kazanın sevabı alınır. O günün sevabı işte kandildeki o mübarek günün sevabı alınmaz diye bir algı oluyor insanlar arasında. Bu da yanlış bir durum. Biz zaten o günü oruçla geçirmekle o sevabı alıyoruz. Niyetimiz neyse, eğer kaza orucuysa ya da işte bu Ramazan'ın kazası olabilir, nafile bozulan bir nafile orucun kazası olabilir ya da bir adak orucu olabilir, başka oruçlar da olabilir. Hangi oruçsa hiç fark etmiyor. Biz zaten günümüzü oruçla değerlendirdiğimiz için, diğer günlerde o günü farklı bir ibadetle geçirmeye niyet ettiğimiz için zaten ikisinin de sevabını almış bulunuyoruz. Yeter ki o günlerde gafil olmayalım. Çünkü fırsat günleri dedik. Çünkü bu günleri değerlendirmek Rabbül Alemin tümüyle bize bahşetmiş olduğu merhametinden gelmektedir. Peki hocam, kandil gecelerin kavramı nereden gelmektedir? Onları istersen deneyelim. Evet. Kandil gecesi kavramı Osmanlı döneminden bize kalmıştır. II. Selim zamanında kandil geceleri, yani mübarek geceler kutlanırken, işte regaib olsun, miraç ya da berat, herhangi bir İslam aleminde önemli olayların olduğu geceler kutlanırken, Ramazan karşılanırken camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak aydınlatıldığı için bu isim verilmiş. Bir de burada şöyle bir benzetme yapılıyor aslında ecdadımız tarafından. Nasıl kandiller camilerimizi, minarelerimizi, bizim aslında maddi dünyamızı, görünen dünyayı, o karanlığı aydınlatıyorsa, diğer bu mübarek geceler de aslında ruhumuzu, manevi hayatımızı bir kandil edasıyla aydınlattığına denk olarak, buna benzetme yaparak bu kandil ismi oradan gelmektedir o zamandan. Ya o mahyalar, o yakılan kandiller tümüyle o andaki rağbeti artırmak için mi diyebiliriz? Diyebiliriz, evet. Evet hocam. Peki sevgili hocam, regaib kelimesi baktığımız zaman muhakkak ki rağbet edilen anlamındadır. Ve yükselen, değerli bir gün olarak değerlendiriliyor. Regaib kelimesi biz
geçen bir Regaib Kandili geçti dün akşam. Geçen derken dün akşam Regaib Kandilimizdi. Biz onu nasıl algılayabiliriz? Regaib derken ne anlayabiliriz? Kelime anlamı olarak baktığımızda hı hı. ifade ettiğiniz gibi arzu, istek, emel, tutku manasına gelen rağbet kelimesinin çoğuludur. Hı hı. Yani bugünlerde işte rağbetimizin çoğalması, daha çok rağbet edilmesi ve rağbetimizin Rabbimize olması hasebiyle evet. bu isimle isimlendirilmiş. Bu yine ecdadımızdan, Osmanlılardan kalan bir şeydir. Regaib Kandili diye isimlendirildi bu yüzden dolayı ve Ramazan'ın yaklaştığını gösteriyor bize. Aslında herhangi bir olay yok burada. Diğer mübarek geceler gibi İslam dünyasındaki bu İslam tarihinde önemli olayların seneyi devriyeleri oluyor. Miraç kandili diyoruz. Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği hı hı. Kadir gecesi. Hazreti Kur'an'ın indirildiği gece hepsinin önemli bir olaylarla anılıyor. Hı hı. Ama Regaib'de herhangi bir önemli bir olay yok. Sadece 3 ayların başlangıcı, Recep ayının ilk cuma gecesi olması hasebiyle her cuma gecesi müminlerin için bir mübarek gecedir. Cuma zaten günü bayramdır. Zaten ayrı başlı ayrı bir, başına evet. güzel bir gün. Bu hem 3 ayların başladığını, Ramazan'ın geldiğini, onun sevinçle karşılanması gerektiğini hem de cuma gecesi olduğu için regaib ve rağbetimizin artması gerektiğini ifade edilmesi için hı hı. ecdadımız tarafından regaib kandili olarak kutlana gelmiştir. Hı hı. Peygamber Efendimizin de bir ifadesi var. Müslümanlar bir güzel bir şeye rağbet ettiklerinde, onu yapmaya çalıştıklarında ona devam etsinler. Allahu Teala güzeli sever, güzel olan şeyi sever diyor. Ecdadımız da bu güzelliği yapıyor, yapmaya çalışmış ve bizlere de miras olarak bırakmış. Biz de bunu kandil olarak kutlayarak devam ettiriyoruz. Hı hı. Evet hocam. Hocam biz sevgili seyircilerimize programımızın telefon numaralarını verelim. Belki bize soru yöneltmek isterlerse özellikle bu 3 aylarda oruçta vesaireyle onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Evet TV ve Klas Radyo'nun sevgili seyircileri ve dinleyicileri sizlere WhatsApp numaralarımızı vermek istiyoruz. 538-273-66-66. Gerek oruç hakkında gerek bu 3 aylar hakkında veya başka konuda bize soru ilettiğiniz takdirde sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bugün Toroslar İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocalarımızdan Hafize Aktaş hocamla 3 ayları ve Regaib Kandili'ni konuşuyoruz. İnşallah Allah-u Teala bizlere seneye bu güzel günlere kavuştursun diyoruz hocam. Değerli hocam, kandil gecelerini nasıl ihya edelim derken bizlere hocam özellikle bu gece ne yapabiliriz diye soru soran öğrencilerimiz ve telefonlar almaktayız ayrıca da. Bizler bugüne mahsus herhangi bir dua belirleyemiyoruz. Veya herhangi bir namazda şu illa şu kadar namaz kılacağız diye diyemiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah bunu Ramazan'da işleyeceğiz. Hazreti Ayşe'nin vasıtasıyla Allahümme afun kerim tuhabbi ve afu anni ya kerim bunu Ramazan-ı Şerif'teki Kadir Gecesi'nin içerisinde söyleyin buyuruyor. Demin de sizin buyurduğunuz şekilde Recep'e girerken Allahümme bariklene fi Recep'e ve Şaban ve beligne Ramazan. Yani Ya Rabbi bizler Şaban'a ve Recep'e ve Şaban'a ulaştır. Recep'e ve Şaban'ı mübarek kıl, Ramazan'a ulaştır diyerek dua etmemizi tavsiye etmektedir. Bizler bu geceyi nasıl değerlendirebiliriz? Bunlar belki belli başlı şeylerdir ama ibadetle yapacağımız zaman nasıl değerlendirebiliriz? Madem fırsat ayı dediysek bu fırsatlarımızı nasıl çoğaltabiliriz? Evet. Yapacağımız ibadetlere geçmeden önce bir şeyi daha söylemek istiyorum. Buyurun Regaib hocam, kandili için. Bu sorunuzun cevabını bütün kandiller için de söylemiş hı-hı. olalım. Hem bütün kandil gecelerinde, mübarek gecelerde hani neler yapabiliriz ona bakacağız. Bunun dışında regaib kelimesi de aslında regaib kandilinde kandilin o kelimenin Kur'an-ı Kerim'de işaret ettiği bir kelime var. İnşirah suresinin son ayetindeki. Ve ile Rabbike ferğab. Rabbine yönel diyor. İşte bu biz biraz önce ifade ettiğimiz hani Kur'an-ı Kerim'den hep biz delil, örnek almaya çalışırız ya. Hı hı. Burada İnşirah suresindeki ve ile Rabbike ferğab kelimesinde Allah'a yönel diyor. Oradaki ferğab aslında regaib kelimesine işaret ediyor. Bizim rağbetimiz Rabbimize olsun dedik. Onun rızasının dışına çıkmayalım. Arzu ve isteklerimiz hep Allah'a olsun.
Bütün arzular, istekler Allah olsun. Regaib Kandili'nin böyle bir özelliği de var aslında. Bir de İnşirah suresini bizler hani ne zamanlarda okuruz? Sıkıntıya düştüğümüz zamanlarda, darlığa düştüğümüz zamanlarda, göğsümüzün genişlemesi, içimizin ferah bulması, sıkıntılarımızın gitmesi, bir an içimiz sıkıldı, daraldı deriz. Hı hı. Okuyalım ve ferahlayalım diye düşünürüz. İşte buradan da Regaib Kandili'nin farklı bir özelliği aslında ortaya çıkıyor. Biz, hemen üstünde de hocam şey yazıyor değil mi? Feyze ferah tefensap. Bir işi bitirdiğin zaman hemen öbür işe de koyul. Burada da çok güzel bir manidar mesaj var bizlere. Evet, çok mesajlar var. Bizim ferahlamamızı sağlıyor. Biz de bu aylara girdiğimizde işte İnşirah suresini de daha çok okursak mübarek 3 aylarda, hı hı, sonuna kadar sıkıntılarımızın gitmesi, ferahlamamız için ve ferahladığımız zaman insanlar huzur bulduğu zaman bir işini daha güzel yapar. Hı hı. Onu da örnek alarak dediğiniz gibi bir işi bitirip diğer işe başlarız ve Rabbimize doğru yöneliriz, hı hı, ve Ramazan'ı en güzel şekilde geçirebilmek için hazırlıklarımız devam eder. Kandil gecelerini nasıl geçirelim dedik. Hı hı. Tabii ki diğer günlerden farklı olacak. Efendimiz de böyle yapardı. Bize bunu tavsiye ederdi en güzel rehberimiz. Kandil gecelerini bir de şunlara benzetebiliriz. Çölde susuz gezen birisi o su gözelerini gördüğü zaman nasıl sevinir? Aslında biz de kandillere ulaştığımız zaman da böyle sevinçle karşılamalıyız. Evet. O suyu bulduğu zaman kana kana su içer, o susuzluğunu giderir. Bir müddet daha yürüyüp gittikten sonra tekrar susar, yine bir su gözesi görür, yine susuzluğu gider. Yine kandiller de belli bir aralıklarla geldiği için işte biz de ne yapıyoruz? Regaib Kandili'nde o susuzluğumuzu giderdik. Aradan bir zaman geçti, tekrar bir kandil geldi. Evet. Yeni bir su, yeni bir işte manevi hayatımızın, hı hı, kana kana içebilmemiz için yeni bir kandil geliyor. Tekrar yine kandiller. Bunları buna benzetebiliriz. Bu gecelerde gündüzünü Peygamber Efendimiz gibi oruçla geçiririz, hı hı, kandilleri. Gecesinde bolca tövbe ve istiğfarda bulunuruz. Ayet-i kerimelerde de Kur'an-ı Kerim'de nasuh bir tövbe için Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tübü ilallahü tevbeten nesuhan. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tövbe edin buyuruluyor. Hı hı. Ve bu Allah'ın emri olduğu için biz ne yapıyoruz? Tövbe etmemiz gerekmektedir. Bunu biliyoruz. Ve biz tövbe ettiğimiz zaman cevabını yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hı hı. Hani tövbeye nasıl bir cevap geleceği. Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler. Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu da elde edebilirsiniz. Tövbemize de bir cevabın geleceği, tövbelerin de kabul olacağını da yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden öğreniyoruz. Bunlardan da yola çıkarak biz tövbelerimizi çokça yapmalıyız ve tövbe yaptığımız zaman da zaten nasuh bir tövbe olabilmesi için de bunu tekrarlamamamız gerekiyor. Zaten bir tabire göre kişinin tövbesinin kabul olmasının belirtisi bir daha o günaha dönmemektir. Evet. Yani o günaha bir daha dönmüyorsak Rabbül Alemin de bizim tövbelerimizi kabul ediyor anlamında veya etmiş anlamında inşallah. İnşallah. Bu gecede çokça Kur'an-ı Kerim okuyalım, hı hı, kandil gecelerinde. Bizler zaten hayatımız Kur'an. Onunla yaşıyoruz. Onunla hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü nasıl yaşamamız gerektiğini de yine biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hı hı. İbadetlerimizi, hayatımızı nasıl devam ettirebileceğimizi. Bunun için bugünlerde diğer günlerden daha fazla Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Evet. Burada sadece Arapçasını okumakla kalmamalıyız. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak okumak bir ibadet. Bunu biliyoruz. Bunun dışında mealine de bakmamız lazım. Evet. Bir böyle gözden geçirmemiz lazım. Herhangi bir sureyi okuduk. Yasin-i Şerif'i okuduk. Bunu ne yaparız? Anlamına bakarız. Rabbimiz bize ne emrediyor? Bunu anlayarak, daha çok içimize sindirerek, hı hı, okumuş oluruz. Okuduğumuz zaman belki de hani Arapçayı bilmiyoruz diyenler vardır. Ama mealine baktığımızda sadece bir kelimesi bizim aklımızda kalsa belki o kelimeyi okurken onu aklımızdan geçiririz. Burada bunu söylemiştir Rabbimiz diye, hı hı, hatırlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'i neden çokça okumalıyız?
Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Çünkü kıyamet günü o çok ne kadar çok okursanız o kadar çok şefaatçi olacaktır buyuruyor bizlere. Bu müjdeye de layık olabilmek için bizler Kur'an-ı Kerim'i bu gece çokça okumalıyız. Kalbimizi, gönlümüzü, evimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandırabiliriz. Ölmüşlerimize okuduğumuz sureleri, ayetleri onların ruhlarına bağışlarız. Belki bir yani ne kadar çok okursak o kadar güzel dedik. Bir Yasin okuruz. En azından bir Fatiha, İhlas sureleri bile okuyup biz ölmüşlerimizin ruhlarına bağışlasak ne kadar güzel olur. Hocam tesbihat da istediğimiz şekilde herhalde tesbihatları çekebiliriz. İhlas-ı Şerifler, tövbe istiğfarları gösteren Estağfirullahel Azim, La İlahe İllallah, Kelime-i Tevhid, Selavat-ı Şerifler, Allahümme Salli Ala Muhammed, Subhanallah ve Bihamdi, bütün zikirleri de ayrıca herhangi bir sayı gözetmeksizin bunu da bolca çekmekte çok büyük fayda vardır. Ayrıca tefekkürün de çok büyük faydası olacaktır. Evet. Çünkü tefekkürle hem geçmişi nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl geçirdiğimizi, geleceğe de bir kuvvet sağlayacak. Geleceğe de bir belki kendimizi toparlama açısından bize çok faydası olacak. Allah-u Teala bu geceleri inşallah hakkıyla değerlendiren kullarından eylesin. Bu günleri güzel yaşayalım. Önümüzde çok güzel bir kandilimiz daha var. 27. gecesine rastlayan Miraç kandilimiz vardır. O günde de inşallah sevgili seyircilerimize yararlı olmaya çalışacağız. Güzel bilgiler paylaşacağız. Değerli hocam, genel olarak manevi iklim olan 3 aylara baktığımız zaman belki de bu yıl son 3 aylarımız da olabilir. Hiçbir senedimiz yok. Nice canlar var ki kavuşmadı. Daha nice canlar da bakalım Ramazan'a ulaşacak mı? Berat'a ulaşacak mı? O da var hocam. Onu bilmiyoruz. Bizler 3 aylar derken neler düşünebiliriz? Veya nasıl ifade edebiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz bu günleri? Bu günleri nasıl değerlendirebiliriz? Diğer günlerden, her zaman ifade ettiğimiz gibi diğer günlerden farklı olarak. Bir hazırlık var dedik Ramazan'a doğru. Evet, biz ne yapıyoruz? Sadece kandil gecelerinde değil de Recep'te, Şaban ayında ara ara gücümüz ne kadar yetiyorsa oruç tutarsak güzel olur. Burada oruçla biz aslında Ramazan'daki o 30 gün boyunca, bir ay boyunca tutacağımız oruca bir maddi hazırlık da var. Bedenimizin hazırlanması, evet, o oruca bir hazırlık safhası var. Ruhumuzun da hazırlanması o oruca, manevi, ruhen de evet manevi olarak da hazırlanmamıza vesile oluyor. Recep ayında ve Şaban ayında sadece bu geçireceğimiz o Recep ve Şaban'daki 3 kandil gecesinde değil, diğer günlerinde de pazartesi, perşembe orucu olabilir Peygamber Efendimizin tuttuğu gibi. Ne kadar gücümüz yetebiliyorsa oruçlarımızı uygun vakitlerde, uygun günlerde tutarsak bir hazırlığımız olur. Yine biz Ramazan ayında mukabeleler yapıyoruz. Yani i̇nşallah yapacağız. İnşallah geçmişte yaptık. İnşallah ulaşırsak yine yapacağız. Allah kabul eylesin hepimizin yaptıklarını, inşallah ibadetlerimizi. Bundan önce sadece biz Ramazan'daki mukabeleyle aslında kalmamamız gerekiyor. Baktığımızda genel olarak öyle değil midir? Hep Ramazan'da vardır mukabele ama daha sonrasında Kur'an-ı Kerim okumak ya da mukabele ya da başka türlü bunlar daha azdır. Biz şimdi daha başındayız. Bugün 3. günü. 2 ay zamanımız var. Ramazan'a kadar bir hatim, en az bir hatim yapmaya çalışırsak Ramazan'da yine bir ikinci hatim olarak mukabeleye başlayacağız. Bu güzel bir hazırlık olur yine Kur'an-ı Kerim için. Kur'an-ı Kerim okuma açısından. Bazı zamanlarda hocam Ramazan'a maalesef hatimler okunuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her an Kur'an'ımızı okumamızı tavsiye ederken hatta Kur'an'ın bizim üzerimizdeki haklardan bir tanesi en az her gün 100 ayeti rastlayacak şekilde bir Kur'an-ı Kerim okumak. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Ya Resulallah her gün belirli süreler, Yasin, Tebarek, Amme gibi süreleri mi okuyalım yoksa hatim olarak mı
tavsiyede bulun, tavsiyesini istemişken Peygamber Efendimiz bize o günleri, tabii ki o günlerde de bizler yine aynı bu süreyi Aşr-ı Şerifleri okuyabiliriz ama hatimi devamlı olarak okumamızı tavsiye etmektedir. Bizler de sadece Ramazan'a denk değil de her zaman bir hatim biterken diğer hatime başlamamız gerekiyor. Ama özellikle bu güzel günlerde bir değil de daha birçok hatimi de okuyabiliriz. Ayrıca kaza namazlarımız da değil mi hocam yer vermemiz gerekiyor. Evet. Onun için neler söylersiniz? Namaz için evet en önemli ilk önce müminin görevi olan farz olan ibadetleri, bu oruçta da böyle namazda da böyle farz olan ibadetlerimizi yapmak. Kaza namazları öncelikli olması gerekiyor. Tabii ki bizim çok büyük hikmetleri, mükafatları ve sevabı olan Efendimizin de yaptığı nafile namazlarımız var. Kıldığımız nafile namazlar. Evet. Ama bunlardan önce kaza namazlarını bizim öncelememiz gerekiyor. Örneğin bir kandil gecesinde en az düşünürsek, ne kadar çok yaparsak o kadar güzeldir. En az olarak düşünürsek bir günlük kaza namazını kılarak o geceyi ihya edebiliriz. Yine 3 aylara girdik. Bu Ramazan'ı karşılarken Recep ve Şaban ayında neler yapalım demiştik. Yine her gün kaza namazlarımız devam edelim. Her gece yatmadan bir günlük kaza namazını kılalım, yatalım. Bu günleri böyle değerlendirebiliriz Ramazan'a hazırlık olarak kaza namazlarında. Teheccüd dilimlerinde de kazayı gayet kılabiliriz değil mi hocam? Evet hocam. Hem de daha sevap olur inşallah. Hem teheccüdü de bizler de bir sünnet-i seniyeye işlemiş oluruz inşallah. Evet, başka neler yapabiliriz? 3 ayların manevi ikliminden daha çok yararlanabilmek için ziyaretlerimizi arttırırız. Anne ve babamızı, zaten anne ve babamız bizim Allahu Teala'nın aracı olarak kıldığı varlık sebebimiz olarak en çok saygıyı hak eden insanlar arasında Peygamber Efendimiz'den sonra anne ve babamızdır. Onları ziyaretlerini daha çok yapalım. Belki diğer günlerde işte dünya meşguliyetinden biz onları hatırlamayı unutursak, ondan gafil olduysak bu günler de onlara vesile olsun. Daha çok hal hatır sorma, ziyaretine gitme, her gün ziyaret edilemese de telefonlarla diğer akrabalarımızı da telefonla arayarak bunlara özen gösterebiliriz. Müslümanlar arasında küslerin barışmasına vesile olabiliriz. Biz de eğer küstüğümüz, kalbini kırdığımız insanlar varsa gözden geçirelim. Onların gönüllerini almaya çalışalım. Ya da bize küsenler varsa onları nasıl gönlünü alırız? Ya da biz küstüysek eğer onları affetme yoluna giderek, zaten bir müminin 3 günden fazla küs kalmasını yüce dinimiz uygun görmemektedir. Buna binaen biz de ne yapıyoruz? Bunlar da vesile oluyor. Bize bir hatırlatma vesilesi demiştik. Küsleri barıştırabiliriz. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah-u Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah-u Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu ahiret gününde örter diyor. İşte manevi iklimde bulunduğumuz bu günlerde bunlara daha çok dikkat edersek, kusurları örtmek için, başka insanların ayıplarını araştırmamak için daha çok ince düşünürsek, bugünlerdeki yaptığımız her şeyin sevabının da kat kat verileceğini düşünürsek daha çok kazançlıyız aslında. Dedik ya, bir hasat mevsimi aslında bu günler. Hasadımızın çok olması için birer fırsat. Evet hocam. Allah bu fırsatı değerlendiren kullarından eylesin. Bu güzel günleri hakkıyla ihya edenlerden eylesin. İnşallah Rabbim seneye de kavuştursun diyoruz hocam. Amin. Hocam siz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Allah razı olsun. İnşallah başka bir programda, başka bir konuda tekrar sizleri burada konuk etmek isteriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili seyircilerimize? Yine Peygamber Efendimizin duasıyla bitirelim. Yine hatırlatmış olalım izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Recep ayındayız. Rabbim Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl, bizleri Ramazan'a ulaştır, devamında da bayrama ulaştır.
Ramazan'a güzel amellerle, daha coşkulu, daha feyizli, bereketli, Allah'ın ihsanını ve rahmetini bolca umarak ve almaya çalışarak geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu günlerin birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını da inşallah niyaz ediyoruz Rabbimizden. Ve camilerde de daha çok camilere de ziyaretler gerçekleşiyor bu günlerde biliyoruz. Kandil gecelerinde dolup taşıyor. İşte oradaki birlik beraberlik daha çok artıyor. O atmosfer bir başka oluyor. İnşallah bu güzelliklerin devam edebilmemiz için nice nice kandillere ulaşabilmemiz, hayırla ve güzelliklerle devam ettirebilmemiz dileğiyle diyorum. Allah razı olsun. Gerçekten siz de çok güzel bir konuya değindiniz. Kandillerde baktığımız zaman cuma günleri camilerin atmosferi çok değişiyor. Çok bir kalabalık, muazzam bir feyiz görülüyor. O kardeşlik, o sevgi, seli, o birbirlerine musafa etmek, kandillerini kutlamak, o anda insanların yüzünde çok mutlu bir tebessüm görülüyor. Bu birlik, beraberliği de başka zamanda da inşallah taşıyabiliriz. İş arkadaşlarımızda, iş yerlerimizde, evlerimizde, mahallemizde, apartmanlarımızda, değil mi hocam? Evet. Bunları böyle beraberce aynı camide cem olunduğu şekilde nasıl kenetleniyorsa bizler yaşayışımızı da aynı şekilde camiye gidiyorcasına o ihlasla inşallah yaparsak kulluk derecemizin daha da yükseleceğine inanıyoruz. Çünkü Rabbül Alemin Rad suresinde bu ayet-i celle çok manidar. Siz kendinizi değiştirmezseniz ben sizin üzerinizdeki takdirimi değiştirmem buyuruyor. Bizler de eğer kulluk safhasında bir gayretimiz olursa Rabbül Alemin de bize merhameti inşallah daha da engin olacak, daha da farklılaşacak. Daha da bize zaten şah damarından daha yakın. Evet. Ama böyle olduğu zaman daha da inşallah güzelliklerle geçecek bu ömrümüz mutlu, mesut ve ihlaslı olacak diye düşünüyoruz. Allah Teala her halimizi iman üzerinde eylesin. İhlaslı olabilmeyi ihsan buyursun. İlminizi Rabbül Alemin artırsın. Allah razı olsun diyoruz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İçel TV Klas Radyo'nun sevgili seyircileri ve dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Toroslar İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocalarımızdan Hafize Aktaş Hoca Hanım'la Regaib Kandilini ve Üç Ayları konuştuk. İnşallah gelecek hafta başka bir hoca hanımla başka bir konuda görüşmek ve buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olunuz efendim. Yeah.